27. test, birinci sorumuzu çözelim. Yukarıda açılımla verilen dik üçgen, dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Çevreyi bulalım. Çevreyi yükseklikle çarpıp yanal alanı bulalım. Sonra iki tane taban ekleyelim. Şimdi 6, 8, 10 üçgeni olduğuna göre 6, 8, 10 üçgeni burada. Çünkü dik üçgen olduğu için özel üçgenin 6, 8, 10. O yüzden artık bunun çevresi 6, 8, 10'dan çevreyi bulduk. Çevreyi bulduk. Zaten burası açıldığı zaman 6 olacak. Burası 8 olacak. Çevresi çıktı. Yani yanal alan 20 ile 6 artı 8 artı 10'u toplayıp çarpacağız. 6, 8, 14, 20 daha 10 daha 24. 20 çarpı 24 yapacak. Çarptığımız zaman 2 ile 24'ü çarparsak 48, yanına bir tane 0 ilave ederiz. 480 santimetre kare çıkar. Bu yanal alan, 2 tane de taban var. 2 tane taban alanım. Tabanlar dik üçgen olduğu için oradan bulacağız. 2 tane 6 çarpı 8 bölü 2. 2'lere sadeleşince 6 çarpı 8'den 48 santimetre kare çıkacak. Sonra ikisini toplayacağız. Toplam alan. Toplam yüzey alanı, yani toplam alanı bulacağız. 480 ile 48'i toplayacağız. Buradan da 528 santimetre kare çıkacak alanımız. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü sorumuzu yapalım. Yukarıda açılımı verilen dik dairesel koninin yanal yüzeyinin alanı 72 santimetre kareymiş. Burası 72 santimetre kare yapacak. Açımız BOC açısı 60 derece olduğuna göre koninin taban alanı kaç santimetre karedir demiş. Taban alanı için bizim yarıçapı bulmamız lazım. Yani yarıçapı bulacağız. R'yi bulmaya çalışacağız. Bu da ana doğrumuz A. Şimdi yanal alanı formülü pi r a'dan yanal alanı yazalım. Pi çarpı r çarpı a. R yarıçap, a ana doğrumuz. Bu bize 72 verilmiş. Şimdi r ile a arasında bir bağıntımız var. O bağıntımızı yazalım. Yarıçapla ana doğru arasındaki bağıntımız, açıldığı zaman açımız 60 derece. Toplam açımız ise 360. 60 ile 360, yani 1'e 6 oranı var. R yerine R 1 iken A bunun 6 katı olacak. Yani şunu yazacağız. R yerine K yazacağız. A yerine 6 tane K yazacağız. Bunu yazalım. Buradan da K'yı bulalım. Pi R A'nın biz 72 ettiğini biliyorduk. Pi R A 72 idi. Pi yerine de 3 yazacağız. Pi çarpı R yerine K yazıyorum. A yerine de 6K yazıyorum. Eşittir 72 eşitleyeceğim. Sonra da pi yerine 3 yazıyorum. 3 yazalım. 3 çarpı 6 çarpı K'nın karesi geldi. Buradan da 72 geldi. Buradan da 3 kere 6 18 yapacak. K kare 72. 72'yi 18'e bölersek k kare 4, k ise 2 çıkacak. Yarı çapımız r'miz, yazalım r'mize. R'miz k eşitti, k da 2. O zaman bizim taban alanımız, taban alanımızı yazalım pi r kareden. Pi r kare. Pi yerine 3 yazacağız. R yerine de 2 yazacağız. 2'nin karesi. Burası pi yerine 3 yazdık. R karede 2'nin karesi 4. Çarpınca 12 santimetre kare çıkacak. Yani cevabımız burası yapacak. İkinci sorumuza bakalım. Taban alanının 36 santimetre kare ve yanal yüz yüksekliğinin uzunluğu 10 santimetre olan karedik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş.
Kare dik prizmamızı bir çizelim, görelim. Tabanımız bir kare. Prizmamızı çiziyoruz. Kare dik prizmamızı çizdik. Tabanı 36'ymış. Yani alt tabanda 36, üst tabanda 36 santimetre kare. 36 santimetre kare ise kenarları 6 santimetre olacak. Yüksekliğimiz ise haşımız ne kadarmış? 10 santimetreymiş. Bize nedir diyor? Dik piramidin yüzey alanı nedir demiş. Dik prizma değilmiş, piramitmiş. O zaman şeklimizi tekrar çizeceğiz. Biz prizma çizmiştik. Şeklimiz piramit olduğunu söylüyor. Şimdi şeklimiz kare piramit olduğu için şeklimizi tekrar çiziyoruz. Tabanı kare. Tepe noktamız var. Tepe ile birleştireceğiz etrafını. Piramidi çizdik. Tepe noktası burası. Taban 36 santimetre kareymiş. O zaman bir kenarı 6 santimetre olacak. 6 santimetre. Yüksekliği, cisim yüksekliği neymiş? 10 santimetreymiş cisim yüksekliği. Burası da haşımız 10 santimetre. Haş diyelim, haşımız 10 santimetre. Bize neyi sormuş? Piramidin yüzey alanını. O zaman yan yüz yüksekliğini bulmamız lazım. Hemen yan yüz yüksekliğini çizelim. Haşiyeyi çiziyoruz buradan. Bu haşiye uzunluğumuz. 6 olduğu için burası 3 olacak. Burası dikme olduğu için yarısı 3 olacak. 3. Yüksekliğimiz zaten 10 vermiş. İkinci sorumuzu çözelim. Taban alanı 36 santimetre kare ve yanal yüz yüksekliğinin uzunluğu 10 santimetre olan kare dik piramidin yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi piramidi çizelim. Tabanı kare olduğu için 36'ymış burası. O zaman 6 santim olacak. Şimdi yan yüz yüksekliğini çizelim. Tepeyi bir çizelim. Yan yüz yüksekliği bize 10 verilmiş. Yan yüz, yanal yüzün yüksekliği 10 santim. Yanal yüz yüksekliğini yazalım hemen 10 santim diye yazalım buraya. Yani burası haşiye. Haşiye 10 santim. Çevresinde 4 tane üçgen var. 4 tane üçgenin alanını bulacağız. 4 çarpı yanal alan. 4 çarpı tabanımız kare olduğu için 6 santim. Yanal yüz yüksekliğimiz de 10 santim vermiş. 6 çarpı 10 bölü 2'den 4 tane üçgenin alanını bulacağız. Buradan da 4 çarpı 62'ye bölersek 30. Buradan da yanal alan 4 kere 30'dan 120 santimetre kare çıkacak. Taban alanı zaten belliydi. Taban alanı 36 santimetre kare. Buradan da toplam alanı bulalım. Yani yüzey alanı. Toplam alan yüzey alanı. Toplam alan denilen şey yüzey alanı hepsini kastediyor. Topladığımız zaman 120 30'u toplarsak 156 santimetre kare yapacak. O da C seçeneğimiz de var. Beşinci sorumuzu çözelim. Şekildeki üçgendeki prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş.
4 tane çevrede dikdörtgen var. Onları bulacağız. Çevre uzunluğu belli. 2 tane de taban var. Onları bulacağız. Yüksekliğimiz 30 santim. Çevreyi bulalım. Çevremiz 10, 12 ve 10. Taban çevresini bulalım. Yana alan şuydu. Yana alan taban çevresi çarpı yükseklik. Çarpı yüksekliğimiz bize neyi verecek? Yana alanı verecek. Taban çevresini bulalım. 10 artı 10 artı 12. Yüksekliğimiz de 30. 10, 10, 20, 12 de 32. 32'yi 30 ile çarpacağız. 960 santimetre kare çıkacak burası. Şimdi iki tane de tabanımız var. İki tane taban alalım. Tabanımız 10, 12 üçgeni, özel bir üçgen. Yani onu böleceğiz. Şöyle böleceğiz. Bölelim şurada üçgenimizi. 10, 10, 12 iki parçaya bölünce ikizkenardaki üçgen de 6 olacak. 6, 8 olacak. Yani buradan da ne çıkacak? Yüksekliğimiz 8 olduğu için tabanımız da 12 olduğu için 12 çarpı 8 bölü 2 bize neyi verecek? Taban alanını verecek. Tabii ki bunu neyle çarpacağız? 2 tane olduğu için 2 ile çarpacağız. 2'ler de sadeleşirse buradan 12 çarpı 8'den 2 tane taban alanımız çıkacak. 2 tane taban alanı buradan. 12 ile 8'i çarpalım. 10 ile çarparsak 80. 2 ile 8'i çarparsak 16. 96 santimetre kare yapacak. Toplam yüzey alanını yazabiliriz artık. Toplam alan 960 ile 96'yı toplayacağız. Buradan da 1056 yapacak santimetre kare. O da C seçeneğimizde var. Üçüncü sorumuzu çözelim. Taban yarıçapının uzunluğu 6. Yana yüzeyin alanı 60 pi santimetre kare olan dik dairesel koninin yüksekliğin uzunluğu kaç santimetre karedir demiş. Bir tane konimiz var. Konimizi bir çizelim. Taban yarıçapı 6'ymış. R eşittir 6 santim. Yanal yüzeyinin alanı burası A. Yani yanal yüzeyi açtığımız zaman pi r a çıkacak. Pi r a idi formülü. O da neymiş? 60 pi santimetre kare. Buradan pi'ler sadeleşecek. R'miz de 6 olduğuna göre yazalım. Pi çarpı 6 çarpı 60 pi. Buradan da 6 pi'ye bölersek A'mız da buradan 10 çıkacak. Burası 10. O zaman yüksekliğimiz 8-10 üçgeninden yüksekliğimiz çıkacak. H'ımız buradan 8 santim çıkacak. Evet, hangi üçgenden çıkıyor? 6-8-10 üçgeninden çıkıyor. Burası 8 santim, burası 6 santim. Burası ise 10 santim. Cevabımız o zaman yüksekliği sorduğuna göre cevabımız Adana olacak. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıdaki bir ayırtın uzunluğu 4 santimetre olan küp şeklindeki tahta parçasından bir ayırtın uzunluğu 2 santimetre olan küp şeklindeki bir parça çıkarılmıştır. Kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Köşeden çıkarıldığı için yüzey alanında bir değişim olmayacak. Çünkü tamamladığımız zaman şekli buradaki alanlar yine eski alana eşit olacak. O yüzden toplam alanda değişme olmayacak. O da 6A kareden
Çarpı bir kenarı 4'tü. 4'ün karesi 16. Çarpı alsak buradan da 96 santimetre kare çıkacak. Cevabımız Denizli. 7. sorumuza bakalım. Şekildeki dik üçgen dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. İki tane tabana bulalım. İki tane taban var. Taban alanı. Nedir taban alanı? Bu üçgenlerin alanı. 12 ile 16'yı çarpacağız. 16 çarpı 12 bölü 2. Bundan kaç tane var? 2 tane var. O yüzden bunu 2 ile çarpacağız. Çarparsak buradan da 16 çarpı 12 çıkacak. Çarptığımız zaman 2 tane taban alanı. 16 ile 12'yi çarparsak, 10 ile çarparsak 160. 16 ile 2'yi çarparsak 32, 192 santimetre kare. Sadece 2 taban çıkacak. Sonra çevreyi bulalım. Bu 12, 16, 20 üçgeni. Yukarısı da 20. Çevreyi bulacağız. Ve yana alanı bulacağız. Yana alan neydi? Yana alan taban çevresi çarpı yükseklik. Tabanın çevresi nedir? 12 artı 16 artı 20. Yüksekliğimiz ise 2. Bulalım buradan. 12 ile 16'yı toplarsak 28. 20 ile topladık 48. 2 ile çarparsak 96 santimetre kare yapacak. Toplam alanı yazabiliriz artık. O da 192 ile 96'yı toplayacağız. 6, 2 daha 8 yapıyor. Sonunda 8 olan sadece C seçeneği var. 9, 9, 18 yapıyor. Elde var 1. 288 santimetre kare yapacak. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuza bakalım. Bir aletin uzunluğu 4 santimetre olan küp içerisinde yerleştirilebilecek en büyük kürenin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Elimizde bir tane küp var. Küpümüzü çizelim. Küpün tüm kenarları birbirine eşittim. Küpümü çizdik. Küpün içerisine bir tane küre yerleştireceğiz. Küre tabanlara ve yan kenarlara oturacak. Küremizi çizdik. Küremiz tepeye, tabanlara, yan kenarlara oturacak. Kürenin yarı çapını bulalım. Bir aletin uzunluğu 4 santim olduğuna göre bizim kürenin çapı 4 santimetre olacak. Yani çapı ne olacakmış bunun? 4 santimetre olacak. Yani 2R4. Buradan da R2 çıkacak. Çap 4, yarı çap 2 santimetre çıkacak. Şimdi biz neyi bulacağız? Kürenin yüzey alanı. Kürenin yüzey alanı 4 pi r kare. Kürenin yüzey alanı 4 pi r karedir. Yerine yazalım. 4 çarpı pi yerine 3 alıyoruz. 2 aldık, karesini alacağız. 4 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi de 4 yapıyor. 4 kere 3 12. 12'yi 4 ile çarparsak 48 santimetre kare yapacak. Cevabımız Adana. 8. sorumuza bakalım. Bir taban aletinin uzunluğu 14 santimetre kare olan kare dik piramidin cisim yüksekliği 24 santim olduğuna göre diyor. Yüzey alanı kaç santimetre karedir? Kare dik piramidi çizelim.
14 santimmiş burası. Evet, piramidimizi çizdik. Piramidin cisim yüksekliğini 24 vermiş. 24 demen çizelim. Cisim yüksekliği 24. Burası 24 santim. Hemen yanal yüz yüksekliğine geçiş yapalım. Haşiyeyi bulalım hemen. Burası da haşiye olacak. Şimdi burası 14'ün yarısı 7 olduğu için burası 7. 7, 24, 25 üçgeni olacak. Haşiyemiz de 7, 24, 25 üçgeni çıkacak. Burası 7, 14'ün yarısı 7, yukarısı 24. Burası da haşiye 25 çıkıyor. Şimdi bizden istenen tüm yüzey alanı. Tüm yüzey alanı için iki tane taban ve bir tane taban, bir de yana alan var. Yana alanı bulalım. Yana alanda 4 tane üçgen var. 4 çarpı dörtgen, 4 tane ikizkenar üçgen var. 4 çarpı tabanın bir kenar uzunluğu 14. 14 ile neyi çarpalım? Yanal yüz yüksekliği de ne bulduk? 25 bulduk. Bölü 2. 4 ile 2'ler sadeleşir. 2 kalır. 2 çarpı 14 çarpı 25. 2 ile 25'i çarparsak 50. 50 ile 14'ü çarpalım. 5 ile 14'ü çarparsak 70. 0 eklersek 700 santimetre kare yapacak. Bir de buna taban ekleyelim. Taban alanı. Taban alanı 14'ün karesi. Bu da 196 yapıyor. Bunları toplarsak toplam alan 700 ile 196'yı toplayacağız. Eşittir buradan da 896 santimetre kare yapacak. O da B seçeneği. Birinci sorumuza bakalım. Yarı çapının uzunluğu 2 santimetre olan şekildeki çeyrek dairenin OB etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin yüzey alanı kaç santimetre kare olur demiş. Pi yerine 3 alınız demiş. OB etrafında döndüreceğiz. Bunun etrafında döndüreceğiz. Döndürdüğümüz zaman şöyle bir tur atacak burası. Ve bir tane böyle yarım küre oluşacak. Yarım kürenin yana alanı var. Bir de tabanı var. Tabanı bulacağız. Yana alanını bulalım. Yana alan küre için 4 pi r kareydi. Fakat biz yarısı olduğu için 2'ye böleceğiz bunu. 2 pi r'nin karesi. Yarıçapımız 2 zaten. R'miz 2. Pi'yi de 3 alacağız. O zaman yana alanını yazalım. Yana alan 2 çarpı pi yerine 3, r yerine 2 yazdık. 2'nin karesi 4. 6 ile çarparsak 24 santimetre kare buradan geliyor. Bir de bunun taban alanı var. Taban alanı ise daire. Daire de pi r kareydi. Pi yerine 3 alacağız. R yerine de 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsak 12 yapacak santimetre kare. Buradan da toplam alanı yazabiliriz. Toplam alan 24 ile 12'yi toplayacağım. 4 artı 12'den 36 santimetre kare yapacak. Cevabımız bursa yapacak. 11. sorumuza bakalım. Taban yarıçapının uzunluğu 9 cm, yüksekliğinin uzunluğu 12 cm olan dik dairesel koninin taban alanının yanal yüzeyinin alanına oranı nedir demiş. Dik dairesel konimizi çizelim. Konimiz bu. Şimdi konide yarıçap var.
R'mizi bize 9 vermiş. Yüksekliği ise 12 vermiş. Cisim yüksekliği yani bu 12 santim H. H 12 santim. O zaman 9, 12, 15. Ana doğru ise 15 santim çıkacak. Bizden istenen şey yanal yüzeyin alanı. Yanal yüzeyin alanı, yanal yüzey alanı, yanal alan. Pi R A ile pi R çarpı A. Pi yerine yine pi alacağız. Pi çarpı. Pi yerine pi alalım yine. R yerine 9 aldık. A yerine ise 15 aldık. Bu şekilde kalsın. Taban alanı ise taban alanını yazalım. Pi R kareydi. Pi R kare. Pi çarpı R yerine 9, 9'un karesi. Buradan da 81 pi çıkacak. Bizden istenen kimin kimi oranı? Taban alanının yanal alanı olanı. Taban alanı bölü yanal alanı bulacağız. Taban alanı 81 pi idi. Yanal alan da 9 çarpı 15 pi. Buradan sadeleştirelim. Pi'ler gidecek. 981'e 9 çarpı 15 kaldım. 9 ile 81 gitsin. Yukarıda 9 kalacak. 9 bölü 15. Yine sadeleştirelim. Kimle sadeleşecek? 3'e bölersek buradan da 3 bölü 5 kalacak. Cevabımız Bursa. 12. sorumuzu çözelim. Yüzey alanı 108 cm kare olan kürenin yarı çapının uzunluğu kaç santimetre karedir demiş. Şimdi yüzey alanı formülü belliydi. 4 pi r kareydi. 108 santimetre kareymiş. Pi yerine 3 alınız diyor. 3 yazalım. Pi yerine 3 alıyoruz. Yazalım. 4 çarpı 13. Pardon, 4 çarpı 3. R kare eşittir 108 yapacak. Buradan R kareyi bulalım. 4 kere 3 12 yapıyor. 108'i 12'ye bölelim. 10 da yok. Buradan da çıkacak olan şey 9 defa var. R kare 9. Buradan da R'miz 3 çıkacak. Bizden istenen şey yarıçap sorulmuş. R'yi sormuş. R'de 3 çıkıyor. Cevabımız Adana.